gördüğünüz üzere sonunda Tuz Gölü'ne vardık. O ünlü Salina Grande'deyiz. Ama zemin Tuz Gölü'nden daha çok beton gibi, de bu beton mu tuz mu anlamadım ki. Bizim Çinli yüzüyor mu, ne yapıyor orada ya? Aha, bizimki donunu indirdi. Bekle lan, bekle bro. Oğlum bataklık mataklık olmasın, bir anda batmasın bu çocuk, bir lokma zaten. Tuzlar var. Kanka tuzun tadına baktın mı? Oğlum çok tuzlu lan. Ne kıymalı mı bekledin sen? Baba çok tuzlu. Bence arkadaşlar Tuz Gölü'ne yapılan seyahatler dünyanın en gereksiz seyahatleri. Çünkü hepsi birbirinin aynısı. Yani ha Arjantin'dekine gelmişsin, ha Bolivya'dakine gitmişsin, ha şerefli Koçhisar'a uğramışsın. Aynı abi. Kocaman, bembeyaz, tuzlu arazi. Ucu bucağı yok. Eyvallah da. Ben sıkıldım bile abi 5. dakikadan sonra. Ne yapacağım? Aynı zamanda adamın tıraşına bayıldım. Ben de böyle yaptıracağım. Bir saat ona bakıyorum ya. Vallahi, vallahi çok orijinal. Hem ensesi olsun hem de kakküllerinin yatırışı. Faillerini de kestirmiş. Şöyle bir bilet verdi. Aa, meğerse deldiği yer bizim gideceğimizde ineceğimiz yermiş. Ana. Deldiği bu şey demek ki. Rota bu. Aynen. Burada Ayşe ablam bu yaşına rağmen ekmeğinin peşinde böyle tezgahını açmış. Milanesa, hamburgesa, limoito falan satıyor. Sen 1,5 saat oradayım. 12,5. Neyse bir saat dolanırım. Tamam. Kardeşim yolun açık olsun. Allah razı olsun. Arkadaşlar Furkan büyük şehre gidiyor para çekmek için. Ne hallere düştük be. Gidiyorum, köyden indim şehre olacağım. Günaydın, günaydın. Güneşli bir Tilkara sabahından herkese selamlar. Az önce gördünüz Furkan Kumkaya, San Salvador'da Huhu şehrine gitti. Gerçekten para çekmek için. Çünkü son zamanlarda Arjantin'deki ekonomik kriz kontrolden çıktı. Ve doların, euronun inanılmaz yükselişi sonrasında şu an bulunduğumuz gibi küçük şehirlerde maalesef ki Western Union'dan para çekmek imkansız hale geldi. 2 gündür başaramadık. O yüzden bugün ben burada mahsur kaldım. Furkan ise Huhu'ya gitti para çekmek için. Çünkü gerçekten 2 kişilik otobüs bileti alacak paramız bile kalmadı. İnşallah bakın kardeşim gidip çekecek, ondan sonrasında bir şeyler yiyeceğiz. Kanka gelmiştiydi az önce, Çinli Han kardeşim bana çikolata getirdi. O garibimde de para kalmadı. O da Furkan'ı bekliyor. Ondan sonrasında da yapacağız bir şeyleri, hallederiz ya. Keyfimiz yerinde yani, bir şey olmaz. Biraz Nutella'm var, onu falan emciklerdim. Sonrasında da bakarız ya. Şimdi hiç derdim tasam yokmuş gibi, ki zaten çok şükür ki de yok. Tat gideyim kendime de biraz mate emcikleyeyim. Oh, ne güzel duşumu da almışım. Böyle güneşin altına oturdum. Matemi de yapmışım. Ah, üstüme döküldü ya. Ah.
baba hava atmak bize yaramıyor. Hemen üstüme döktüm. Biz öğle yemeğine geldik ama neredeyse hiç vaktimiz yok. Çünkü birazdan çok önemli bir futbol maçı var. Galatasaray Ankara Gücü'nden konuk oluyor. Fenerbahçe ise Antalya Spor'u konuk ediyor. Ve olası bir Galatasaray galibiyetinde Galatasaray şampiyonluğunu ilan ediyor. Ama beni Instagram'a takip edenler bilir ki ben son 20 gündür Galatasaray'ın bugün Ankara Gücü'nü yenemeyeceğini ve şampiyonluğunu ilan edemeyeceğini söylüyorum. Bugün maçtan sonra sonuç ne olursa olsun neden böyle düşündüğümü size anlatacağım ve açıkçası ben bugün yanılmayacağım. Size çok güzel bir hikaye anlatacağım bugün. Ama öncesinde karnımı doyurmam lazım. Böyle hostelin yanında bir tane restorana girdik. Oldukça eski, böyle köy masası gibi masalar var. Çok güzel de grafiti. Ve bir televizyon. Avize keyifli. Burada da han kardeşimle baş başa yemek yiyeceğiz birazdan. Muchas gracias. Arkadaşlar bizim gördüğünüz üzere yemeğimiz geldi. Pilavın üstüne bizdeki böyle sulu köfte, bir köfte, 3 tane bir de sanırım maydanoz. Bro, we will pay how much for this food? Aynı zamanda fiyata çorba da dahil arkadaşlar. Böyle bir çorba getirdi. İçinde pirinç var. Biber var. Değişik yeşillikler var. Anlamadım ki ya vallahi. Tavuk çıktı. Ha, tavuk herhalde. Bizim kardeşim emcik diyor bak. Gel buraya gel. Kardeşin şampiyon oluyor. Tebrik et kardeşini. Icardi! Irz düşmanı Icardi son düdüğü bekliyor. Oho! 90 artı 5. Volkan Bayaslan saatine baktı. Bitir hoca, bitir. Bitir hoca. Ve son düdük. Galatasaray 23. kere şampiyon. Aslan kardeşlerim. Tebrik ederim kardeşim. Tebrik ederim. Bir Beşiktaşlı olarak. Aslan kardeşim. Arkadaşlar bahislerim yattı ve aynı zamanda benle beraber belki de 100 kişiyi batırdım. Instagram'da şu an bana çılgınca sövüyorlar. Ama şampiyon Icardi. Baba nasıl mesajlar geliyor. Furkan yaktın bizi Furkan diye. Hola. ¿Cómo estás? Ya. No hay problema con los colores, ¿verdad? No. Se lava todo. No. Dry is hot. Sí. Sí. Sí, más no mucho calor. 70 grados. 70. 70 problema. Grados de calor. 70 problema. 70 no mucho. Mucho 70 es lo mínimo. ¿Dis problema para mí todo? Y no sé, ¿ya lo secó alguna vez? No. Dale, dale, dale. Bueno. Nombre. Furkan Baba. Ben şimdi bir umut tekrar Western Union'a geldim ama maalesef ki bura kapatmış. O yüzden başka yerleri denemeye çalışacağım. Şimdi öteki ve sonuncu Western Union'a geldim. Bakayım. Aa baba, adamlar dükkanı kapatmış tamamen ya. Burada da bir tabela var. Ona bakalım. Bu da kapalı ya. Şaka gibi ya. Vallahi paramıza rezil oluyoruz ya. Kaldı yarına ki %99 ihtimalle yarın da alamayacağız. Çünkü dolar yükseldikçe peso düşüyor ve arkadaşlar 100 dolar 50 bin peso ediyor şu an. Gerçekten çok büyük bir para ki böyle yerler gün içinde satış yapıyorlar ve o biriken parayı sana veriyorlar. Yani burada öğrendim ki ben Western Union böyle bayiliklerine bir para bırakmıyor yani. Adam kazanmazsa bize de vermiyor ki maalesef ki de
kazanmıyor, adam dükkanı kapatmış abi yani. Eğer yarın sabah da çekemezsem 2,5 saat uzaklıktaki büyükşehir San Salvador'da Huhu'ya gideceğim yani. Gene bir masraf, gene bir gün kaybı yani. Çok saçma abi. Ama maalesef ki ekonomik krizinde böyle olayları oluyor. Ve maalesef üzülerek söylüyorum ki Arjantin için çok çok kötü günler yakın yani. Allah yardımcıları olsun baba. Ama bizim keyfimiz elinde. Biz şampiyon olmuşuz. Size ben hikaye anlatacaktım değil mi? Dur bakayım bir yer bulayım da size bir hikaye anlatayım. Ablamın dikkatini çekti herhalde dansın. Bir anda göz göze geldik. Kadın bir şey demedi ama şöyle düşündü. Yazık. Kimin çocuğu acaba? Allah anne babasına sabır versin. Aman çok durumundaydı. Dünya boştur la. Herkes bir şey düşünür. Aman uğraşamak yani. Tamamdır. Sessiz sakin bir yer bulduğuma göre sabahtan beri anlatmak istediğim hikayeyi sonunda anlatabilirim. Hikaye geçmeden önce tekrardan tüm Galatasaray taraftarlarının şampiyonluğunu kutluyor. Öteki takım taraftarlarına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her zaman dediğim gibi futbol futbol olarak kalmalı ve hiçbir spor müsabakası yüzünden başkasının kalbini kırmamalıyız. Ama yine de sivriz. Aman Galatasaray şampiyon baba. Icardi. Her neyse arkadaşlar, birkaç saat önce de dediğim gibi Galatasaraylı olmama rağmen bugün Galatasaray'ın Ankara Gücü deplasmanında kazanamayacağını ve ligin şampiyonunun haftaya gerçekleşecek olan Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra belli olacağını düşündüğüm için bugün bu yönde bahis oynadım ve maalesef ki kendimle beraber 50-60 takipçimin de parasını kaybettim. Bu yüzden tekrardan özür dilerim. Ama her zaman dediğim gibi bahis çok kötü bir şey ve birazdan size anlatacağım olayda bir insanın neden bahis oynamaması gerektiğini anlayacaksınız. Ve her zaman dediğim gibi ben kumarda, kasinoda, iddiada çok şey kaybettim. Ve her zaman dediğim gibi eğer ki bir insan bahisle, kumarla zengin olardı, vallahi ben zengin oldum arkadaşlar, uzak durun bundan. Yıllar sonra oynadım, gene battım. Ben 11 senedir hiçbir şey öğrenmemişim. Şimdi size anlatıyorum hikayeyi. Sene 2011. Lisedeyiz. Arkadaşlarla deli gibi iddia bataklığına düşmüşüz. Ama öyle böyle değil. Bir insan okula giderken ne götürür abi? Defter, kitap, kalem götürür. Yok. Biz 5 arkadaş. Ben, Halil, Kerem, Mehmet Ali, Necati. Her sabah okula koltuğumuzun altında gazete kağıdıyla geliyor. Gelir gelmez kantinden simit ayranımızı veya çayımızı alıyor. Gazeteleri serdikten sonra bir yandan kuru simiti kemirirken bir yandan da sabahın 8'inde her türlü maça yorum yapmaya başlıyoruz. Geceleri Arjantin Brezilya Ligi'ni takip ediyoruz. Gündüzleri Premier Lig izliyoruz. Akşamları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın birbirimizi kesiyoruz. Deli gibi her şeye bahis oynuyoruz. Sınavda kim daha yüksek alacak ya da şu köşeden kaç kişi dönecek gibisinden falan. Her türlü her şeye bahis oynuyoruz ve sıkıntı çevremizdeki insanların parasını da yiyoruz. Çünkü ben muhakkak haftada 2-3 gün tüm arkadaşlarıma gidip oğlum bu hafta parayı buluyoruz. Ver 5 lira, ver 10 lira. Ulan ölmezsin oğlum. Paramı ona katlayacağız gibisinden tüm arkadaşlarımı kandırıyorum. Hatta o zamanlar Bahar diye bir kız arkadaşım var. Kurban olduğum her sabah evden kendine ve bana sandviç getiriyor. Çünkü ben her gün babamdan aldığım harçlığı ve onun babasından aldığı harçlığı bahse yatırıyorum ve çoğunlukla da kaybediyorum. Ama bir türlü yılmıyoruz yani baba. Günler günleri böyle takip ediyor. Bizim artık bu bataklığımız tüm insanlar yutmuş durumda. Tarihçileri, İngilizce hocalar falan hepsini kandırmış durumdayız. Tam bir gün gene okul çıkışı eve vardım. Kuponum çoktan hazır zaten. Gün boyu çalışmışız dersinde yani. İddia bayine vardım. Tam kuponu oynayacağım. Bir tane Adem bir arkadaşım var. O da has bahisidir. Dedi oğlum dedi sen niye burada oynuyorsun? Dedim oğlum nerede? Burada oynayacağım. Nerede oynayacağım? Dedi birinci durakta yeni kaçak iddia bayi açılmış. Git oraya. Oranları güzel. Tamam mı? Tamam. Bahsettiği yere gittim. Bir tane dükkanın önünde durdum. Bir bakkal dükkanı. İçeriye girdim. 15-20 metrekare büyüklüğünde ama hınca uç dolu, tozlu cipsler falan var, kuru yemişler böyle. Belki hiçbir şeyin yeri değiştirilmemiş bile çok uzun süredir. Bir tane de aksakallı dayı sağ tarafta bilgisayarın başında oturuyor. Selamünaleyküm, aleykümselam. Abi dedim ben buraya ilk de oynamaya geldim. Tamam yeğenim oynayalım falan gibisinden. Kupanı hakikaten oynadım. Kaçak iddia nedir arkadaşlar? Şu an günümüzde yasal oynadığın sitelerin kaçak olanı, oranı
20-30 falan daha fazla yani. Güzel kazanıyorsun ama çok fazla kazanırsan paranı vermiyorlar. Şimdi ben burada kupon oynadıktan sonra sabah gittim okula, dedim ki beyler, bizim mahalleye kaçak iddiacı açılmış. Bu ne demek oluyor? Tüm arkadaşlarımla paraları birleştirip hepsinin benim akşam herkese ayrı ayrı kupon oynayacağım demek. Her gün böyle günler takip ediyor. 3. 4. günün sonunda ben gene kaçak iddiacıya girdim. Aa, bu sefer genç biri var. İşte karakterimiz Emin abi. Aslan abim. İnşallah şu an hapisten çıkmıştır. Aslan abi, selam olsun sana. Neden hapiste olduğuna geliyoruz birazdan. Vay abim vay. Dedim abi, ben dedim İtti oynamaya geldim ama bir tane dayı vardı ya burada dedim. Nerede o dedim. O dedi benim babam dedi. Ben dedi sabaha kadar oturuyorum, o yüzden senin geldiğin saatlerde uyuyor oluyorum. Babam burada oluyor falan dedi. Getir ben oynayayım falan diye. Tamam dedim ben de. Çıkarttım bir tane kupon. 9 tane maça alt oynamışım. Dedi oğlum dedi, bu kupon gelir mi ya? Dedim abi sen rahat ol ya dedim. Sen oyna ya. Sıkıntı yok, para benim değil mi? Tamam mı tamam. Dedi sen nereden buldun? Dedim abi bunların hepsini ben kendim buldum. Ama öyle değil. O ara Facebook'ta çok fazla mahlasla maç satan insanlar vardı. Adam mesela maç satıyor ama müşteri çekebilmek için vereceği kupondan bir maçı falan da böyle insanlara hediye ediyor. Ben karakterleri aylardır takip ediyorum. Kim doğru kim yanlış falan. Hepsine mesaj attım. Dedim abi şöyle param yok, böyle param yok. Bu kupona son paramı oynayacağım. Eğer tutarsa sana şöyle olacağım falan derken 9 tane adamdan maç aldım. 9'da alt verdi. Abi o gece takip ediyorum. O kupon gelmez mi? Üff. Benim okula bir gidişim var sabah, utanmasa arkadaşlarım sırtını alacak. Kanuni Sultan Süleyman geliyor sanki. Deli gibiyim ama. Sonra o gün oldu filan, ben yerimde duramıyorum, parayı çekeceğim ya. O günün parası da 300-400 TL arası bir para kazandım filan. Ondan sonra parayı teslim almaya gittim de Emin abi dedi ki gel dedi otur benim yanıma. Sen dedi ne yapıyorsun, her gün burada oynuyorsun, gel dedi beraber takılalım. Biz bununla böyle 3 gün 4 gün falan derken bayağı samimi olduk. Ben her gün okul çıkışından sonra serviste bakkalın önünden iniyor. Onun yanında bir kupon yapıyorum. Biraz maç izliyor. Gündeme değerlendiriyor. Sonra eve gidip yemek yiyorum. Daha sonrasında geceyi de tekrar iddia bayında geçiriyorum. Ya bazen eve uyumaya gidiyorum ya da bazen Emin abiyle uyumaya gidiyorum. Böyle günler takip ediyor. Biz dediği gibi vakit geçiriyoruz Emin abiyle. Ailesinin işine falan giriyorum. Maçlara, halı sahaya falan gidiyoruz. Has kardeşiz yani. Ondan sonra ben bir gün buna dedim ki abi dedim ya sen dedim bu oynanan kuponlardan ne kadar para kazanıyorsun? Dedi %10 kazanıyorum. Yani biri 100 lira yatırırsa 10 lirası daha da hocana kalıyor. Dedim abi biz böyle zengin olamayız ya. Dedi ne yapalım? Dedim oynamayalım. Nasıl yani dedi. Tam ben ona anlatırken o ara biri içeri girdi. Semiramis. Yıllardır tanıyorum. O da Amel gibi yıllardır itti oynar. O da benim gibi hiçbir bok kazanamaz. Her zaman da çok sürpriz maçlar oynar. Geldi dedi ki ben bu maçları oynamak istiyorum diye. Şimdi ekrandan maçları seçiyorsun, daha sonra yanında bir tane yazıcı var, sana kuponunu veriyor. Ben de dedim ki tamam dedim, maçlarını söyle dedim. Maçlarını söyledi, bir kağıda yazdım, daha sonrasında dükkanın mührü vardı. Bir de mührü vurdum, dedim al kardeşim bu senin kuponun. Dedi ne oldu, sistem mi değişti dedim. Yok dedim, bugün sistem yok, o yüzden makine bozuldu. Ama dedim al kuponun, bu ikimizde de var, tutarsa gel al. Eleman gitti, Emin abi bana böyle bakıyor. E dedi ne olacak? Dedim de ne olacak abi? Adamın kuponunu tutacağına inanmıyoruz. Tutarsa parasını cebimizden verecek. Ama eğer ki tutmazsa paranın %100'ü bize kalacak. Böyle böyle derken baba biz kazanmaya başladık. Deli gibi para kazanıyoruz. Günler geldi. Oldu 5 Mayıs. Ben 5 Mayıs gecesi gene bir tane kupon vurdum baba. 750 lira. Ertesi gün de Galatasaray'ın Beşiktaş'la maçı var ve 2011-2012 senesi. Yani süper finalin olduğu sene. Ben şimdi 750 lirayı falan vurdum böyle. Ertesi gün oldu. Sabahın 8'inde Emin abi beni arıyor. Furkan dedi hadi gel dedi dükkana falan. Lan ne oluyor sabahın köründe, biz gene baba cumartesi sabah deli gibi çalışmaya başladık. Dedi ki öğlen dedi Adana Spor maçı var. Ona gidiyoruz. Tamam mı tamam. Bu sabahtan beri yine bir sürü kupon var falan şey yapıyor. Adana Spor'un o gün 2.5 falan ganyanı var, Kartal Spor'la oynuyor. Bu da o maça 7.000 lira para yatırdı. Abi biz maça gittik. Adana Spor ya 2-1 ya 3-2 yendi ki ben 2-1'de hatırlıyorum falan böyle. Biz zaten deli gibi içmişiz. Ooo 17-18 milyarımız var. Deli gibi paramız var. Var ya her şeyi satın alabiliriz yani. Ama işte mantıklı olan nedir?
kazanmışsın abi, o parayı ya yersin ya da bir şey alırsın. Yok, bizim Emin abi zaten o gece sarhoş ya, daha da devam ediyor. Akşamda da Galatasaray'ın Beşiktaş'la maçı var. Galatasaray o gün yenerse Beşiktaş'ı, gene son haftaki Fenerbahçe Galatasaray maçına kalmadan şampiyonluğa ilan ediyor. Şimdi Emin abi de var 17-18 milyar para. Benden 1000-1500 lira da borç aldı. Oradan borç aldı, buradan borç aldı derken akşam oldu 22-23 bin lira para. Galatasaray maçını oynadı Beşiktaş maçına. Dedim abi etme, eyleme. Ne olur dedim, bak yapma dedim. Çok büyük para abi. Dedi yok dedi, bir şey olmaz filan. Tamam baba, oynadık bunu, yapacak bir şey yok. Sonra akşam maç oldu, biz maçı izliyoruz tüm arkadaşlar falan. Baba Galatasaray bir tane attı, ben da oynamaya başladım. Galatasaray 2. Abo, ben kafamın üstüne dönüyorum. Belki kazanacağız 50-55 milyar para. Baba dakika 80, Galatasaray hala 2-0. Her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok. Dakika 86, Holosko bir tane attı. Dakika 87, Ulfa Luji kendi kalesine attı. 2 dakikada baba kupon gitti. Biz çok geçirdik. Emin abi başladı ağlamaya. Koca adam yanımda ağlıyor. Baba beni bir gülme tuttu. Ama gülemen de nasıl düzden? Ama ben tutamıyorum abi, geldi. Diyor diyor. Emin abi baba beni bir tekme tokat demeye başladı. Ya şimdi ne diyeyim kankim, ben ne adam mı dedim. Allah'ım onun parayı kaybettim. Şöyle böyle falan derken. Bana, ben kendimi kapattım, ben tekme tokat demiyor. Ondan sonra Emin abi yere kapaklandı. Ağlamaya başladı, ben vın kaçtım ama baba battık, bittik yani. Ondan sonra ertesi gün oldu, ben gittim oraya, baktım dükkan kapalı, Emin abiyi arıyorum açmıyor. Ondan sonra saat akşam 4 gibi falan oldu, baktım ki dükkan açılmış, annesi orada falan. Gittim nasılsın teyze falan. Baktım suratıma böyle ters ters falan bakıyor, o da herkes ayık yani çünkü beraberiz abi. Battık yani. Ve ben Emin abi bu süreçte kuponları yatırmamasında öğrettiğim için şansımıza o günde çok fazla kupon tutmuş. Ve Emin abi bunların hepsini kendi cebinden ödemek zorunda kaldı. Ama hiçbirini ödeyemedi. Ve sabahına iddia bayini arıyor, diyor ki ben battım, ödeyemiyorum, geri sistemimizi geri alın falan diye. Tam ben o ara annesiyle konuşurken Emin abi de geldi ve iddia sitesinin sahibi de falan geldi böyle. Adam diyor ki oğlum diyor, siz geri zekalı mısınız lan diyor. Siz niye böyle bir şey yaptınız falan diyor. Dedim abi Emin abi şöyle yaptı falan diye. Lan dedi, akıl var, mantık var. Eğer dedi Galatasaray dedi şampiyon olursa haftaya Fenerbahçe Galatasaray maçı ne önemi kalır dedi. O yüzden dedi tüm o maç önemsiz olmasın diye o maçın dedi haftaya kalması lazım. Siz bunu nasıl düşünemediniz dedi. Siz dedi bu oyunu oynatansınız, nasıl bu tezgahı düştünüz falan dedi böyle. Dedi abi etme eyleme falan diye, ama maalesef ki Emin abi çoktan battı, dükkanı kapattı ve o kadar borçla beraber en son askere gitti diye hatırlıyorum. Daha sonrasında da o borçlar hapse filan dönüşmüş diye duydum. Kendisini görmedim. Hapse mi girdi filan bilmiyorum. Ama maalesef ki biz 2012 senesinde Emin abiyle beraber tüm paramızı batırdık ve o da bana ders oldu. Ben o günden sonra iddiayı da bıraktım. Bugün de aynı mentaliteyle haftaya şampiyonluğun belirleneceğini düşündüm. Çünkü Galatasaray-Fenerbahçe maçı Türkiye'nin en çok rağbet gören maçı olduğu gibi en çok bahis oynayan maçı ve maalesef ki de gündemi çok değiştirebiliyor. O yüzden ben haftaya kalacağını düşündüm. Bahis şirketlerinin bir tezgah yapacağını düşündüm ama maalesef ki öyle. Onlar anam Galatasaray şampiyon. Bu da bizim böyle bir batış hikayemiz arkadaşlar. Allah affetsin. Çok şükür ki bıraktık baba. Yapacak bir şey yok. Keyfimiz elinde. Ben belki şimdi de birazdan Furkan'ı adama kebabı verin. Furkan, Çin'den görünce 39 numara giyen. Ay, ay, ay.
Arkadaşlar biz 15-20 dakikalık soğukta arayışın ardından bir restoranda bir yere oturabildik. Çok tatlı bir mekan. Böyle bardakları asmışlar. Şık duruyor. Ama detaylı bakınca Furkan bakar mısın? Bir köy evi edası yok mu kanka? Çok basit. Evet. Duvarlarda falan çatlaklar var. Sıvası hiç düz değil. Süslü köy evi. Bakar mısın? Bu çok şık bir restoran. Lambaya bakar mısın arkadaşlar? Yani bizim ülkemizde asla göremeyeceğimiz. Niye ya? Salaş ortalama bir restoran işte. Hayır ya, bu kadar da olmaz bizim ülkemizde. Evet, çok tatlı bana kalsa. O hava var ama detaylı bakınca diyorum şartlar falan. Her neyse. He. Etlere bakalım. Ha, menümüzde. Evet. 3000 büfede chorizo. Lomo de shama. Aha, lama eti. Aha. Ooo, lama eti. Evet, mümkün yiyebiliriz. Deneyebiliriz lama eti. Deneyelim abi. Martin Manio falan var. Masalarda çok tatlı yemekler görünüyor. Aynı zamanda neredeyse her masada şaraplar. Kendi bartender. Aynı zamanda bir menü değil de bir karikatür var. Gösterir misin? Karikatür restoranın içinde. Krokisi mi? Yani yemek yiyen güzelce insan. Bu ekmek Arjantin'deki 7 aylık seyahatimde bana verilen en iyi ekmek. Gerçekten çok güzel. Esta tonadita que suena de esta manera. Muy contento de que visite La Quebrada, gracias por escuchar un poquito parte de nuestra música. José Luis del Grupo Chalas tocando la guitarra. Kansu Sinevan maalesef. Değiştiremedik. Neler fixmiş. Söyledik o işler. Ötekiler neyse de ben onu görmeye bile tahammülüm yok. Kimse ya sucuk abi. Muchas gracias, muy buenas noches. El mejor comienzo del año. Çok tatlı değil mi ya?
Arkadaşlar biz yemek için toplam 14.800 peso 15.000 işte ödeyeceğiz. Yemek 12.000 peso, 4 tane 500 ml su 2.200 peso, bir de aynı zamanda masa ücreti yazmışlar. Yemeğin %60'ını köpekler yedi. Eti çok kötüydü. Zaten domuz falan değiştiremedik. Kan sucuğu falan derken gerçekten böbrek falan vardı, domuz böbreği. Ama patates atmaları iyiydi ve ekmek. Ekmek çok yedim ya. Belki 2 kilo ekmek yedim ya.